Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Nisan 2023 Cuma günü Bursa'dayız. Bursa Hipodromu'nda bugün tam 10 koşulu bir program var arkadaşlar. Evet. İstanbul'la ilgili videomuz da yayında premium üyelere özel. Gerçekten güzel bir çalışma yaptık İstanbul'da. Bol bol teklerimiz var, alternatif teklerimiz var. İstanbul'da 3 tane tek, 3 tane alternatif tek, hatta 4 tane alternatif tek de diyebiliriz ona. Yaklaşık 6-7 tane bankodan bahsediyoruz. Bursa'da ise hemen yayına giriyoruz. Rahatlıkla izleyebilirsiniz bunu. Öğle saatlerinde başlıyor. Birinci koşu 13.30'da, birinci altın ilk ayağı Maiden 3 yaş İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. 7 numaralı sıra Kuza, Halil Kaplan'la ilk atımız. Evet, burada sıra Kuza, Victor Gallop temsilcisi. Bizim ilk atımız, ilk atlarımız daima bizim için çok önemli, çok güveniyoruz ilk atlarımıza. Halil Kaplan ilk kez binecek bu safkana. Bu safkan Bursa atı diyebiliriz. Çalışmaları da güzel, gayet güzel çalışmaları, hoş, rahat böyle 29.90, 37.6'lar. Evet, bu safkanın rakibi, sıra Kuza'nın rakibi 4 numaralı Master Runner Muhammed Mirbilgin ile 11 numaralı Crazy Valkyrie Mustafa Çiçek, 5 numaralı Nail oğlum Kadir Tokaçoğlu, 6 numaralı Perseverance arkadaşlar. Nevzat Avcı ile bu safkanın da altını çiziyoruz. Le Havre yavrusu. Gerçekten bu safkanın iki tane koçusu vardı şu ana kadar. Henüz daha kimliğini ortaya koyamadı. Oğuz Eren ve Halil Kaplan bindiler Bursa ve Kocaeli'de. Şimdi usta jokey Nevzat Avcı'nın eline geçti. Bakalım nasıl bir performans gösterecek, mutlak düzeyde yazalım. 8 numaralı Skyrocket, Onur Atmaca ve 1 numaralı Alternatva. Alternatva, Cem Altun'la Bush Ranger yavrusu. Bu safkan içinde size tavsiyemiz yazmamazlık yapmayın arkadaşlar. Gayet güzel çalışmaları var. Yeni bir safkan, Bush Ranger yavrusu ve üzerinde Cem Altun var diyoruz. 7, 4, 11, 5, 6, 8 ve 1 diyoruz. İkinci koşu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada önemli olan bizim için bir at var. Bu atın gelmesini bekleyeceğiz biz bugün ama 2 tane de rakibi var. O safkanda 5 numaralı Wild Danger, Vahşi Tehlike atın ismi. Kadir Tokaçoğlu'yla bu Vahşi Tehlike 6 numara. Özür dilerim, 5 numara. Arkadaşlar 5 numara, başka yere bakıyorum şu anda. Evet, 5 numaralı Wild Danger arkadaşlar. Burada ilk atımız. 2 tane rakibi var, çok net bunlar. 4 numaralı Sally Boy, Mustafa Çek ve 1 numaralı Jumbo Jumbo. Yapacağı hatayı bu iki sahne safkan affetmeyecektir. Bizim düşüncemiz 5 numaralı Wild Danger yönünde. Burada alternatif banko daha önerecek durumdayız biz bu arada. Ama 1 ve 4'e de hakkını verelim iyi safkanla. Evet, 3. koşu. Handicap 15, 3 yaş İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 1 numara Storm Runner Nevzat Avcı ile banko arkadaşlar. Evet, Storm Runner bulduğu bu uygun grubu birincilik yaparak, 3. birinciliği alarak sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Maiden'dan da yeni çıktı. Yine Handicap 14, şu an Handicap 15 devam ediyor. Aksi takdirde burası karışır. Birçok at yazmak gerekir oraya. Biz şu anda bunu düşünmek istemiyoruz. 1 numarayı banko atmak istiyoruz. 4. koşu değiştirebiliriz arkadaşlar. Son dakika şablonlarımızı değiştirebiliriz. Duruma göre bakacağız. Ama dediğim gibi burada zaten 5 numara burada alternatif bankomuz var. Ama burada 1 numara normal direkt bankomuz. 4. koşu şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 7'li plesenin ayağındayız hala. Aslında normal koşmasını, ya yani iyi koşmasını beklediğimiz bir 2 numaralı Harem Ağası var. Normal şartlarda kazanması lazım bu safkanın. Ancak 1 numaralı Ulu Doruk Yunus Emre Yüksel ile 5 numaralı Demir Bey Mansur Demirbaş, 6 numaralı İremim Ali Yıldız ve 4 numaralı Buzpınar Onur Yıldız ile geliri olan safkanlar. Ancak tekrar diyorum, normal şartlar altında Harem Ağası'nın, 2 numaralı Harem Ağası'nın burada kazanması gerekiyor. 1, 5, 6 ve 4 de yakın rakipleri. 5. koşuyla beraber Altılgayan başlıyor. 2.
Can Yıkaya, Maiden 3 yaşlı İngilizler 1700 metre. Çim pistiyiz. Evet, Bursa hava durumuna, yani Bursa'da eğer tabii ki arkadaşlar yağmur olursa bu çim pistler bir anda kuma alınabilir. Onu da söyleyeyim. Bursa'da cuma günü yağmurlu gözüküyor. Ancak cumartesi, pazar açık gözüküyor. Yani eğer ağır bir yağmur olursa, bilemiyorum şimdi ne olacağını, ama bazen böyle oluyor, yağmur olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet, 13 numaralı Tirol Hop Nurettin Şen'le ilk atımız Bursa'da. 8 numaralı Daisy Co. Şimdi Tirol Hop hakkında tabii ki konuşalım. Şimdi ilk atımı verdiğimiz zaman her zaman konuşuyoruz. 4 tane koşu gördü, hepsi Bursa'da. Son iki koşusu Melçen Çelikli'ydi. Islak'ta iyi gitti. Özellikle Islak'ta iyi gitti. Ve buradaki Ağustos Ahmet, Battle Crown, Female Lion, Ardahan Fırtası gibi safkanların hepsinde geçti arkadaşlar. Bizim ilk atımız burada Tirol Hop. Tirol Hop'un arkasından 8 numaralı Daisy Co. Cem Altun, 12 numaralı Rainbow Spirit Durkan Palavur, 2 numaralı Ardahan Fırtınası Oğuz Eren. Bunlar artık süperlatif Ağustos Mehmet 1 numaralı Yıldız ve 4 numaralı Can Yoldaşı Mustafa Çek arkadaşlar. Evet. 13 burada ön planda, 8, 12, 2, 1 ve 4 diyoruz. 6. koşu handikap 14, handikap 16, 4 ve 4 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Bu arada ben gözlük kullanıyorum, onu söyleyeyim size arkadaşlar. Gözlükler işe yarıyor bazen. Evet, 6. koşu burada ilk atımız 4 numaralı Laura Chius. Kadir Tokaçoğlu'yla burada Laura Chius Fast and Famous yavrusu. Arkadaşlar geçen sene bu safkan yaz aylarında, daha doğrusu Mart, Nisan, Mayıs'ta girdi devreye. Ankara, Adana, İstanbul derken grup 3 koşusunu ikincilikle bitirdi Müslüm Çelik'te İstanbul'da. Çim pistte. Şimdi bu koşuda bu atın çim pistte olması lazım. Aksi takdirde eğer bu at çim pistte olmazsa kazanma ihtimali aza inecek. O yüzden yağmurlu günde bu at çıkarsa Laura Chius çok fazla, yani belki de çıkacak, at çıkacak yani 285 günlerden sonra. Adamlar risk almayabilirler. Bu kadar beklemişler. Adamlar yapsa alırdı yani. Koşturdu atı. Laura Chius'un arkasından arkadaşlar 5 numaralı King Bora burada önem arz ediyor. Sercan Tırpan'la. 12 numaralı Humming Top burada Ethem Dursun Ökten'le. Evet, 13 numaralı Merdokan Ali Yıldız'la. Şimdi bakın bu atlar bizim bulduğumuz atlar, bizim grubumuzun, ekibimizin çalışmasının neticesinde bulduğumuz atlar. Yeterli mi? Bana göre çok yeterli değil ama Laura Chius burada anahtar isim. Yani belki de hiçbirini yazmaya da gerek kalmayacak. Burada Melina Hanım ve Çakır'ın yıldızından da ters bir koşu gelebilir. Heroes'tan ters bir koşu gelebilir. Yani burada 3, 2 ve 1 de normal şartlar altında düşünülmesi gereken çok kritik bir ayak bu 6. koşu arkadaşlar. O yüzden burayı bu şekilde geçmeye çalışacağız ama ilk 4, 5, 12 ve 13 çok önemli konumda bizim için. 7. koşu ise şartlı 4 bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2000 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. Burada 4 numaralı Eser Muhammed Mirbilgin ile bump atacağız arkadaşlar bu safkanı. Evet, 10 yaşında safkan. Biz 29 günde arasının var. Çıkmış gene emekli edecek arkadaşlar. Emekli olacak. Bu atı yol verecekler, geçecek ve kazanacak diye düşünüyoruz. Bizim düşüncemiz bu yönde. Evet, bu aksi takdirde bu ayakta çok feci bir şekilde karışır. Karışmasını istemeyiz yani. Bestekar, Şah Dragon, Prenses, Prens Kora, Kızım Aysima, özellikle Kızım Aysima gelebilir. Çok dikkat. Banko atıyoruz biz Eser, Banko. 8. koşu kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada 2 numaralı Sempre, Nevzat Avcı ve 4 numaralı Lion Empire arasındaki mücadele birinciyi tayin edecek. Diyeceksiniz ki tek olur mu? Arkadaşlar tek olur. Ama ikisi birden tek olamıyor. Yani bir tanesi tek olması lazım. İkisi de eşit değerde bizim gözümüzde. Ama yine de ben şöyle bir şey söyleyeyim size. İkisinde bakın koşu gördüğü tarihler.
Yani çok yok, 11-25 gün öyle uzun uzun da bir şey yok. Yani Siempre'yi daha dinç gördük. Lion Empire da burada Mustafa Çek'le bir şekilde fark yaratabilir. İkisini pek çıkartacak gibi durmuyoruz. İkisi yeterli. 9. koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet, burada 9. koşuda 11 numaralı Queen of Rap arkadaşlar, Nevzat Avcı ile ilk atımız. Queen of Rap'ten bugün çok güzel bir koşu bekliyoruz biz. Nevzat Avcı 2 kere bu sapkana bindi. Son 2 koşu onun. Daha evvel binmemişti. Çim pistteki performansları da öyle süper değil. Ama bu safkan biz anladığımızla aldığımız duyumlar neticesinde çalışmaları da fena değil. Kendini ileriye götürmüş durumda. Eksiden Excel yavrusundan gelmedir bu. Queen of Rap. Bakın burada. Yani o gördüğünüz sadece İngiltere'deki, Avustralya'daki, hatta Fransa, hatta Amerika'da gördüğünüz o meşhur Aygır'ın torunu bu. Queen of Rap. O yüzden Queen of Rap bizim ilk atımız 11 numara. Bu safkan arkasında 1 numara Another World Mahsun Turan. 12 numaralı Royal Star Berkant Gökçe. 14 numaralı Touch of Silver Dorukhan Palor. Ve 4 numaralı Millennium Man Cem Altun diyoruz. Şimdi Queen of Rap'in sahipleri veya işte bu atın bu şekilde bizim altını çizmemize ne sinirlenmiştir adamlar. Bilmiyorum, belki de sevinmişlerdir arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Ama gerçekten iyi koşacak. Burada bir iki tane daha at var. Onlara bakacağız. Bunlardan bir tanesi Wild Star. 7 numara. Bu safkanın da bugün iyi koşma ihtimalini göz önünde tutuyoruz biz. Weiner Weiser yavrusu. 24-26 galoplar da güzel. Güzel işleri var. Çalışarak da yapsa önemli değil. Ama 7 numaranın da burada ters bir koşu yapma ihtimali mutlaka var. Bu ayak çok karışık bir ayak. 11, başta 1, 12, 14, 4 ve 7 diyoruz buraya. Son ayak. 10. koşu. Handicap 15, 4 ve yukarı yaşlı. Araplar 1700 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var burada. Evet arkadaşlar, burada 4 numaralı editör alternatif bankomuz Furkan Yüksel'le. Editörden iyi bir koşu bekliyoruz. Rakip noktasında 2 numaralı Tunca Soylu Mustafa Çiçek ve ekürisi 5 numaralı Turaç Bey ve 1 numaralı Kayaların Fatih diyoruz. Burası da bu kadar. Velettali Namin. Ha, burada da altını çizeceğimiz Vay Be Nasıl Olur var bir tane. O da 9 numaralı Urla. Kaysbert temsilcisi. Bu sapkanın son kuyusu hiç inandırıcı gelmedi bize. Gelmiş olduğu nokta bu olamaz. Yani bir şekilde geç de çıkmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani neden böyle? Belli değil. Belki de bizi yakmak için olacaktır. Burası böyle arkadaşlar. Evet, 4 alternatif banko, 2, 5 ve 1 diyoruz. Dediğim gibi burada bazı atlar var. Onlara bir gelsin. Koşu saatine yakın AGF'leri görelim. Ona göre son dakika şablonlarımıza da değerlendirme alabiliriz diyoruz. Günün sonuncu koşusu doğal olarak. Evet, Bursa ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. İstanbul için de arkadaşlar premium üyelik gerekiyor. Herkesin cumasını kutluyorum. Ve iyi tatiller diliyorum. Bol şans olsun. Hoşçakalın.